İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni Ardıç Dalı Sohbetlerinde sizlerle beraberiz. 9 Aralık 2018 yılında icra edilen Aksaray 2. Uluslararası Ihlara Vadisi Yunus Emre Şiir Şöleni'ne Elazığ temsilen katılmak üzere karayoluyla hareket ettik. Malatya'yı geçtik, Kayseri'yi geçtik, Nevşehir üzerinden Aksaray'a ulaştık. Anadolu'nun orta kısmı yağmurlu, yer yer yağmurlu, yer yer çok daha sellerin çıktığı bir şekilde, bazen de yağmursuz bir şekilde bizi Aksaray'a götürdü. Geçtiğimiz yerlerde şunu gördük. Malatya'dan geçerken alt geçitlerden geçiyoruz, ışıklandırılmış bir şekilde. Karahan Tüneli'ne girdik, ışıklandırılmış. Şunu gördük, Nevşehir'den geçerken adeta sellerle karşılaştık ama suların tahliye edildiğini gördük. Aklımıza şu geldi, dedik ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu geçtiğimiz yerlerde herkes görevini yaptığı için biz rahatlıkla hareket ediyoruz. Malatya'daki belediye işçisi ışığı, lambayı tamir etmese, Karahan Tüneli'ndeki çalışanlar işlerini, görevlerini yapmasalar, Nevşehir'deki belediye görevlileri, özel idare görevlileri görevlerini yapmasalar biz bu yolları bu kadar rahat kat edemezdik. Aynen bunun gibi 80 milyon insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak asli görevini yapmazsa biz Suriye'de bu kadar rahat hareket edemeyiz. Bizim düşmanlarımız bizim Suriye'deki gücümüze göre bize tavır alıyorlar. Emin olun sevgili izleyiciler, biz Suriye'de bir acziyet arz etsek, aciz kalsak düşman işgal etmek pahasına Türkiye'ye çullanır. O zaman şairin dediği bir hakikata nazar etmek zorundayız. Şair diyor ki, güneş tek bir kar tanesinin bile gönlünü almadan ovalar dağlar boyu karları eritemez. O zaman biz muhabbetimizi, vatan sevgisini, millet sevgisini, devlet sevgisini her kar tanesinin gönlüne, 80 milyon insanın gönlüne akıtmak zorundayız. İşte şiir akşamları bu yüzden var. Biz bu yüzden Elazığ'dan ayrılıp da Aksaray'a koşa koşa gittik. Çünkü orada karşılaştığımız insanlara bu güzellikleri şiirin lisanıyla anlattık. Bu akşam bir kıymetli konuğumuz var, şair Mahir Gürbüz. Efendim siz pek çok toplantıya, şiir etkinliğine Elazığ'ı temsilen katıldınız. Evet hocam. Bu şiir etkinlikleri sizce bir mana, bir gaye için mi yapılıyor? Gayet tabii hocam. Yani şimdi herhangi bir şehirde yapılan şiir etkinliği ne demek? Evet. Oranın kültürünü, oranın yani kültür düzeyini daha doğrusu evet, ön plana çıkaran bir kavram ve kültür olmayan bir şehir üstelik manası şey gibidir yani. Biz aynı şekilde şunu söylemek durumundayız. O şehirde yaşayan insanların her biri bir kar tanesidir. Aynen öyle, evet. Evet, devlet, evet, millet, vatan, doğru, dil ve din sevgisini evet, biz ancak şiirle vereceğiz. Doğru, doğru hocam. Efendim biz de malum haliniz Aksaray'a gittik. Evet. Sevgili izleyiciler, Aksaray bizim için neydi? Aksaraylı arkadaşlarımız vardı. Mesela 1971 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'ne kaydolmuştum. Kıymetli Mahir Hocam, evet, 1971'de Hacettepe Üniversitesi'ne kaydolduğumda aç susuz, o zaman tabii biraz da yokluk yılları. Türkiye'nin hali bu. Ankara'ya Elmadağ'dan girdiğimizde keskin bir kömür kokusu bize çarpıyor evet, burnumuza. Aç susuz oraya giderdik. Niğde Yurdu vardı. O zaman tabii Niğde, Aksaray Niğde'ye bağlıydı evet, 1971 yılında. Niğde Yurdu'nda ilk defa orada tanıştım. Böyle kalın bir paltoyla, soğukta paltosunu giymiş. İşte kamyonlardan patates, soğan indiren bir zatla karşılaştım. Kanım ısındı. Bu zat Sadi Somuncuoğlu'ydu. Şu anda da benim kadim dostumdur, sevdiğim evet, ağabeyimdir. Daha sonra Erzurum'da Doktor Akın Südemen, Aksaraylı bir arkadaşla tanıştık. Hacettepe'de okurken şu anda veteriner olarak görev yapan Cahit Akgüz'le tanıştık. Evet. Doktor Ramazan Şişman, Mesut'la beraber olduğumuz, askerlik yaptığımız bir arkadaş. Kazım Somuncuoğlu da şu anda Türk Ocağı'nın başkanı Aksaray'da. Evet hocam. Ben bu arkadaşlarda şunu gördüm. Baktım ki Aksaray'ın insanı mert, cömert, vatansever, imanlı, ahlaklı ve vefalı. Doğru. Bunu merak ederdim. Acaba niye böyle? Bu son seyahatimde bunu daha teyiden anladım ki Aksaray'dan çok kıymetli zatlar gelmiş geçmiş. Gül pazarına giren, gül satılan bir yere giren çıkan insanlar burnuna kötü kokular gelmez. O doğru. Gül kokuları üstlerine de siniyor. Evet, ben böyle anladım. Doğru. Zaten Mahir Hocam şöyle bir baktığımız zaman Aksaraylı ünlülere baktığımız zaman mesela benim bildiğim yakın zamanda bir Aliye Kecik var şair. Evet. Ondan sonra Cemaladdin Aksaray Hazretleri var. Hadis, tefsir, fıkıh, ahlak, edebiyat ve tıp sahasında eserler vermiş. Evet. Fikret Otyan var, ressam, fotoğraf sanatçısı ve köşe yazarı. Bunların içerisinde tabii bir hüzünlü bir hikaye siz de bilirsiniz. Genç Osman var. Evet, yani Genç Padişah Osman. Genç Osman tabii, değil de. Evet, evet. 4. Murat Bağdat seferine çıkarken Aksaray'dan geçiyor. Orada bir köy var. Dorikini köyü. Dorikini köyünde genç bir çocuk çıkıyor diyor ki ben de askere alın. Evet. O da itiraz ediyorlar. Diyorlar ki senin bıyığın terlememiş. Şeyi çıkarıyor, tarağı bıyığına saplıyor. Diyor ki benim bıyığım terlemiş diyor. Bu anlatılır bu anekdot. Tabii, sonunda Bağdat'ta şehit düşüyor. 4. Murat diyor ki keşke Bağdat almasaydım bu da ölmeseydi. Ya o kadar seviyorum bunu. Demek ki sonradan onun köyü Genç Osman Köyü olarak iade ediliyor. Şu anda gittik o köyü de gördük. Demek ki Genç Osman da Aksaray'da yetişmiş bir kıymetli şahsiyet. Doğru, Sonra Hallacı Mansur mistik şair. Aksaray'da yetişmiş. Hoca Mesut ağzı kara hanını yaptırmış. Böylece İpek yolunda hizmetler olmuş bir şahsiyet. Evet. 2. Kılıç Arslan Selçuklu Sultanı Aksaray'da yetişmiş ve mezarı da orada. Mahmut Bakal Cumhuriyet dönemi yazarlardan birisi. Mehmet Altınsoy'u biliyoruz, Ankara'da belediye başkanlığı yapmış. Evet. Bütün bunlar Mustafa Vehbi Çorakçı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok ciddi yardımlarda bulunan ünlü bir ithalatçı, ihracatçı, tüccar. Daha sonra Azmi Milli diye bir un fabrikası kurmuş Aksaray'da. Evet. Devlette müşterek çalışmış, fedakarlıklarda bulunmuş ve Aksaray bunun gayretleriyle il olmuş. Daha sonra il tabii, doğru. sınıfından çıkarılmış. Sadi Somuncuoğlu'ndan bahsettik. Gelelim şimdi Aksaray'a. Nuraniyetini nakşeden bir mübarek şahsiyete. Somuncu Baba. Somuncu Baba. Hamidi Veli Hazretleri. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Bursa'da, Darende'de makam sahibi. Yani orada, oralarda da bulunmuş. Ama mezarı ittifakla Aksaray'da. Yunus Emre, Arapça ve Farsça dillerine vakıf ama eserlerini öz Türkçe ile yazmış bir mübarek şahsiyet. O da Aksaray'da. Onun mezarı da Aksaray'da. İttifakla. Yusuf Hakiki Baba, Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'nin oğlu, yani Somuncu Baba Hazretleri'nin oğlu, mezarı Aksaray'da. Yalnız burada çok enteresan bir şey var Sayın Mahir Hocam. Mezarına girdiğiniz zaman inanılmaz güzel bir koku var. Bu kokunun kaynağı orada dökülen gül suyu falan değil. Mezardan bizzat kaynaklanan bir manevi koku var. Hal böyle olunca bu güzelliklerin Aksaraylı insanlara nakşetmemesi de mümkün değil. Bunlardan birisi şöyle diyelim, Aksaray'la Kırşehir ortasında kalmış birisi de İbrahim Düger. Evet. Siz tanıyor musunuz İbrahim Düger? Tabii, hem de nasıl tanıyorum. Kırşehir'de gerçekten İbrahim Düger ne işlerle uğraşıyor? İbrahim Düger hep kültür işleriyle uğraşır böyle. İşte bazı yer, mesela Aksaray'daki işte program içinde yine İbrahim Hoca'ya bir görev vermişlerdi. Evet. Ondan sonra ne bileyim işte Kırşehir'de olur ayrı bir görev verirler. Her yere görevde hazır yani İbrahim Hocam. Şimdi aynen böyle. Ben bazen İbrahim Düger Hocam'a takılırım. Ya hocam etmeyleme, bu mesleğin sırrını bize de öğret derim. Hoş hiç yanaşmaz. Elhak biz de hakkını teslim edelim. İbrahim Düger mesleğin sırrına ermiş bir insan. Aynen öyle hocam. Kültürle hem Kırşehir'de hem Aksaray'da hem Ereğli'de fevkalade güzel işler yapıyor. Çok. Hem konukları çağırırken dikkat ediyor. Doğru. Hem de izleyicilere sunulan gönül sofralarına çok dikkat ediyoruz. Doğru hocam. Biz tabii Yozgat'ta tanıştık İbrahim Hoca ile. Sonra Kırşehir'e beni şiir programına davet etmişti. Geçen sene biliyorsun Denizli'de beraber olmuştuk yine. İbrahim Hoca. Ama benim niyetim İbrahim Düger'i bu stüdyolarda bu stüdyoda İnşallah. Konuk etmek. Evet, evet. Yanına da Rıfat Çakır'ı alırız. Güzel bir edebiyat sohbeti yapmak. Tabii. Biz Rıfat Çakır hocayla da yine Yozgat Sarıkaya'da tanışmıştık. Evet. Dostluğumuz hala daha devam ediyor. 2015'teydi galiba Ankara'ya gittiğimiz zaman yine. Evet, bizim Elazığlar gecesine gelmişti. Bu sene yine Ankara'ya gittiğimiz zaman bana telefona şunu söylüyor. Diyor ki benim evime misafir ol. Ya biz de 15 kişiyiz. Ya 15 kişiyi de ben diyor misafir edeceğim yani. Bu kadar gönüllü insan. Rıfat Çakır'ı çok kıymetli. Bana... Zaten bizim Aksaray'daki etkinliğimizin sunuculuğunu yaptı. Evet, aynen. Tabii öyle. Biz onunla ilgili eski hatıraları da yad ettik. Ben de şu kanaata vardım. Rıfat Çakır hocamızın köyünde fahri bir imam varmış. Evet. Bu imam da çok yani halk adamı, hatıraları, hayalleri çok güçlü bir insan. Hayalen gördüklerini gerçek zannediyor ama halka çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam kıssası, Hazreti Davut Aleyhisselam kıssasını anlatmış. Bu da orada tabii ailesi onu gönderiyormuş. Hocadan git ders al diye. O da gidip oturup onun dizi dibinde oturuyormuş. Evet. Oradan çok belagat dersi almış. Rıfat Çakır hocamızın sırrı da oradan geliyor. Şimdi tabii İbrahim Düger Aksaray'da Yunus Emre şiir şölenini icra etmeye kalkınca şuna da dikkat etmiş. Ben Abdurrahim Karakoç o mübarek insanla hacda beraberdim. Evet. Bir gün bana dedi ki merhum Abdurrahim Karakoç. Ozan dedi. Eğri namludan doğru mermi çıkmaz. Doğru. Şairler ahlaklı, karakterli, imanlı olacak. Doğru, bu şartlarda değilse onun şiirinden de bir şey çıkmaz, cemiyete de bir şey vermez. Evet, evet. Şimdi o yüzden İbrahim Düger hocam hangi etkinliği yaparsa yapsın, Karakoç'un bu vasiyetini, bu sözünü, nasihatını bir hakkını yaşıyor. Evet, aynen öyle. Eğri namludan doğru mermi çıkmayacağını bildiği için ahlaklı, imanlı insanları davet ediyor. Bu çok güzel. Tabii İbrahim Düger Aksaray'da Yunus Emre şiir şölenini icra ederken Aksaray Belediye Başkanı Şahin Yazgı, Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya'yı da ne yapıyor? İkna ediyor ve onların çok büyük desteğini alıyor. Tabii tabii büyük bir desteği. Bununla da kalmıyor. Bununla da kalmıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan'ı hem ikna ediyor hem de hadisenin içine çekiyor. Mustafa Doğan'la biz orada tanıştık, karşılaştık. Elhak, keşke Türkiye'deki bütün illerin kültür müdürleri konusuna Mustafa Doğan gibi vakıf olsun. Evet, doğru. Kendisi gerçekten özgün beste yapacak kadar bestekar, icra edecek kadar sanatkar. Adeta Aksaray'ın karış karış tarihini, coğrafyasını ondan vazgeçtik. Bir de şairlerin muhayyilesindeki Aksaray'ı biliyor. Kendisine buradan selam gönderelim. Selam olsun. Evet. Mustafa Doğan da bu Yunus Emre şiir şölenin banilerinden biri. Vali yardımcısı Darendeli Şahin Bayhan Bey. Evet. Sürekli okuyan ve okuduğunu tefekkür eden ve karşıdakilerle mütalaa eden bir insan. Onun da çayını içtik, onun da sohbetinde bulunduk. Bu arada Aksaray Uluslararası Ihlara Vadisi şiir şölenine katkıda bulunan bir dernek var. Aksaray Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği. Bu derneğin başkanı İshak Peköz. İshak Peköz de şair ve ressam, aynı zamanda bir din adamı. Orada ünlü bir camide din görevlisi. Fakat canı gönülden bu organizasyona, bu etkinliğe katkıda bulunmuş bir insan. Bütün bunları söyledikten sonra şunu da söyleyelim. Biraz evvel konuştuk. Dedik ki bu şiir akşamlarının faydası ne? Bu şiir akşamlarının en başta faydası gelen şairler bir arı gibi çalışıp arı nasıl kovanda bal yapar? O şehirle ilgili bir şeyler yazıyorlar. Bizim Aksaray'da tanıştığımız, siz de ismini duymuşsunuzdur. Nermin Akkan diye bir Çerkez kızı var. Evet, ben ona Elazığ şivesiyle Çerkez kızı demiştim. Şimdi Çerkez kızının Başkan Haluk Şahin Yazgı'ya yazdığı bir dörtlük var. Şimdi şairin ikramı ne olur? Şiir olur. Şiir olur tabii. Doğru. Başkanım en doğal yurdum haliyle, karşılar bizi devlet haliyle, barışık yüreği tüm ahaliyle, bizleri konuklar kendi Aksaray. Evet. Şimdi burada bir Sayın Gürbüz, bizleri konuklar kendi Aksaray ifadesine ışık tutalım. Şimdi biliyorsunuz Aksaray eskiden Konya'ya bağlıydı. Konya Aksaray diye anılıyordu. Evet. Sonra Niğde'ye bağlandı. Niğde Aksaray diye anılır oldu. Evet. Ama şu bir gerçek ki Aksaray il oldu bu saatten sonra. Evet. Artık kendi kendine Aksaray diye anılması lazım. Sonra büyük bir şehir yani. Büyük bir şehir. Evet, evet. Biraz evvel yetiştirdiği ünlü şahsiyetlerden bahsettik. Evet, doğru. O zaman bizim Çerkez kızı Nermin Akkan ne yazıyor biliyor musunuz? Evet. Güneş göz kırparken peşrev çeker ay. Konya değil, Konya Niğde değil, kendi Aksaray. Yani bundan sonra diyor, eyvallah, Konya evet. Aksaray, Niğde Aksaray bağımsız demeyin. Bir şehir, evet. Konya Niğde değil, kendi Aksaray. Giriş bar oynarken çıkışı halay, Konya Niğde değil, kendi Aksaray. Bu dört mısra bana göre, yani bu Konya Aksaray, Niğde Aksaray, eskiler Galat-ı Meşhur derdi. Yani evet. Meşhur olmuş yanlış. Bu Galat-ı Meşhur'u bitirir. Biz buradan Çerkez kızı Nermin Akkan'a teşekkür edelim. Evet, selam. Ama Nermin Akkan bir de kime şey yapıyor, bir dörtlük gönderiyor? Mustafa Doğan'a, İl Kültür Müdürü'ne. Evet. Kültür Müdürümüz Mustafa kardeş, bir bilgi deryası bin kitaba eş. Her cana gönlü ev, her cana evdeş, bizleri konuklar kendi Aksaray. Ne kadar güzel. Bak ya, ne kadar güzel. Ya, bütün bunları söyledikten sonra hocam. Evet. Bir müjde verelim. Sadem siz bizim konuğumuzsunuz. Sevgili izleyiciler, Mahir Gürbüz hocamızın Gönül Penceresi adlı şiir kitabı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın fevkalade güzel bir hediyesi olarak çıktı. Böylece Mahir Gürbüz, Türkiye genelinde tanınan bir şairin çok çok güzel bir eseri Türk Edebiyatı'na, kazandırılmış oldu. Efendim bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vallahi Sayın Hocam, işte tabii en azından şimdi bu kitabın oluşumunda katkılarından dolayı evet. Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Evet, çok güzel. Bunun dışında efendim Belediye Kültür Müdürümüz Mehmet Karaaslan Bey'e, kitabın basımında vesile olmasına sebep olan Nevzat Ülger Bey'e, evet. Kitabın hazırlanmasına yardımcı olan editörlüğünü de yapan Rem Mithat Yılmaz Bey hocama, kitabın kapak tasarımını yapan Oğuz Karakoç Bey'e, efendime söyleyeyim, bir de kitabın basımında grafiker genel yayın koordinatörü Muammer Ekmekçi Bey'e gerçekten kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet, burada. Biz de sizin adınıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Denizli'ye sizinle beraber birkaç kere gittik. Evet. Orada Osman Zolan Başkanımız bizi fevkalade tesir altına aldı. Niye? Ya dağ başında bir yaşlı adamın evine bir ekip gönderiyor. Evet. Orada böyle şişme havuzlardan onun banyosunu yaptırıyor. Tıraşını yaptırıyor, aynen, bulaşıklarını yıkatıyor. Ve çok daha güzel bir şey, Denizli coğrafyasında kim bir kitap yazmışsa editörler onu okuyor. Faydalı olduğuna inanıyorsa hemen bastırıyor. Aynen öyle, doğru. Burada Mücahit Bey de sizin kitabınızı bastırmış olmakla bu geleneğe bir katkıda bulunmuş. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Gürbüz, dedik ki şairler bu etkinliklere giderken o ilin coğrafyasını, tarihi güzelliklerini de görüyorlar. Hafızalarına, hayallerini alıyorlar ve onunla ilgili eserler veriyorlar. Şimdi biz orada gerçekten buradaki şeyler de görülüyor. Çok güzel yerleri gezdik, gördük. Evet. Şimdi bunu gezmeden, görmeden Bektikli halk ozanı İbrahim Düger gezeceğimiz yerleri bize şiirle anlatmış. Biz de okuyalım. Okuyalım tabii. Şu resimlerde gördüğümüz yerler nelerdir? Evet. Selam getirdim diye başlıyor bizim İbrahim Düger. 10.000 yıllık tarih kokan İstan'dan, Somuncu Baba ile Kılıç Arslan'dan, Zembilli Ali'den, Şeyhülislam'dan, Aksaray'dan size selam getirdim. Vatan için feda olan canından, al bayrakta şehitlerin kanından, Bağdat'ın Fatihi Genç Osman'ından, Aksaray'dan size selam getirdim. Genç Osman'dan bahsetmiştik. Evet. Somuncu Baba'dan, Kılıç Arslan'dan da biraz evvel bahsetmiştik. Demek ki Şeyhülislam, Zembilli Ali Efendi de Aksaraylı. Biz bunu da bir çözerek gidelim. Tabii, doğru. Kurtuluş Laleli Ortaköy'ünden, İstanbul'a iskan eden boyundan, yadelerde yaşayan tüm soyundan, Aksaray'dan size selam getirdim. Fatih, Aksaray'ın büyük bir kesimini İstanbul'a naklediyor. O yüzden Aksaraylılar da İstanbul'a giderken, yahu Her şeyimiz Aksaray'da kaldı. Bari ismini buraya götürelim diye Aksaray'ı kuruyorlar. Ortaköy, Galeli, evet. Aksaray'da bulunan mahaller o isimleri oraya götürüyorlar. Bizim Düger onu anlatıyor. Acem Eşmekaya Sultan Hanı'ndan, Taşpınar'ın halısının şanından, Tuzgölü'nden, yaylaların yanından, Eskil'den de size selam getirdim. Burada Taşpınar halısından bahsediyor Düger. Gerçekten Taşpınar halısını Evliya Çelebi de övüyor, İbni Batuta da övüyor. El hatta, okuması değil mi hocam? Tabii. Hatta Marco Polo da övüyor. O kadar güzel bir tezini olan bir halı. Bu da nerede? Aksaray'da. Biz bunları niye sayıyoruz? Aksaray'ın şair Çerkez kızı Nermin Akkan'ın dediği gibi Konya Niğde değil, kendi Aksaray olduğu için sayıyoruz. Yani Aksaray'ın başkasının koltuk değneğine ihtiyacı yok. Yok, doğru. Kadim ve dev gibi bir şehir. Ihlara Vadisi Hasan Dağı'ndan, yeraltı şehrinden, eski çağından, cennet gibi bahçesinden, bağından, güzel yurttan size selam getirdim. Kocaş, Gırgıl, Bayır, Altı çölünden, Mamasın Barajı, Mavi Gölü'nden, Hanı hamamıyla İpek yolundan, Gül ağaçtan size selam getirdim. Ekeciğin eteğinden, ardından, Tapduk'ta ki yatan ulu ferdinden, ziyaretten Yunus'umun yurdundan, Ortaköy'den size selam getirdim. Çünkü Yunus Emre'nin ittifakla bilinen mezarı Ortaköy'de. Evet. Ta ezelden nahiyeydi, şanlıydı. Soğuk suyu ceviziyle namlıydı. Ben çocukken eski adı Panlıydı. Ağaçören'den size selam getirdim. Deniz gibi bir Hirfanlı'nın kıyığından, Bektik'teki Kaplıca'nın suyundan, Şirin ilçemizin bütün köyünden, Sarı Yahşi'den size selam getirdim. Burada Düger'in bahsettiği bir kaplıca meselesi de var. Gerçekten Aksaray'ın çok muhteşem bir kaplıca potansiyeli var. Bu da güzel bir turizm zenginliği olarak karşımızda duruyor. Şairlerin şiirinin özünden, Ertuğrul'unla Muammer'in sazından, Gülşen Kız'ın türküsünün sözünden, ozanlardan size selam getirdim. Malaklılar aslanların kardeşi, çift gövde üstünde yekpare başı, Selçuklu yıldızı süslemiş taşı, sembolünden size selam getirdim. Malaklı aynı zamanda çok ünlü köpeklerinin olduğu, bizim İç Anadolu'da meşhur hangal köpeklerin olduğu bir belde. İbrahim'dir hamurunla yoğruldum, Ervah'taki erenlerle kavruldum, Hasan Dağ'ın rüzgarıyla savruldum, Aksaray'dan size selam getirdim. Bu bir şairin Aksaray coğrafyasını, kültürünü tanıtan bir şiiri. Evet. Bu ne demek? Yani ey şairler, ben size bunu anlatıyorum, sizi buralarda gezdireceğim ama siz de bu gördüğünüz mekanları bir arı gibi işleyip bize bal yapın. Gelelim efendim, tüm bu işler bitti. Peki bu şiir akşamına katılanlar kimler? Bir karşılıklı konuşalım. Evet. Bir İbrahim Düger. Evet hocam. Ne dersiniz İbrahim Düger hakkında, şiir hakkında? Diyor, tabii ki yani bir deha bir insan gerçekten, hakikaten. Şiiri de bak biraz evvel okudum. Evet. Geleneksel şiir, hece şiiri ve riyasız bir şiir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hem de bu etkinlikler için teşekkür ediyoruz. Efendim bizim programımızın sunucusu Yozgatlı Rıfat Çakır. Evet. Rıfat Çakır gerçekten dolu bir insan. Zaten dolu olmasa o programı o kadar sunması mümkün değil. Ama siz çok eskiden tanışıyorsunuz. Neler söylersiniz? Biz yıllar önce tabii tanışıyoruz hocam. Gerçekten bir gönül adamı. Evet. Özellikle bugün bana mesaj atmış. Diyor ki oradan selamlarını bekliyoruz yani böyle Ahmet Hoca ile sizin. Şimdi biz tabii buna gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Bir de hocam Yozgat Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fadime Solmaz hanımefendi. Evet. Özellikle de yazmış Rıfat abi. Biz de selam bekliyoruz. Buradan onlara da selam gönderiyoruz. Evet. Şimdi hocam bu Rıfat Çakır hakkında biraz evvel söyledim. Tokatlı Çerkez kızı Nermin Akkan hemen bir dörtlük yazmış. Ama Nermin Akkan'ın başına gelecekler var. Bu şimdi herkese dörtlükle taş atıp duruyor ya. En son taşı ben atacağım. Şimdi sırası kendisine gelecek. Rıfat Çakır kardeş sahnenin devi. Bir yanı sim, esvap giyinmiş sevi. Gönlünde mühürdür Ahmet Yesevi. Bunları konuklarken de Aksaray. Efendim Rıfat Çakır'da böyle hayırla yad ettik. Evet. Geçtik Mustafa Topal'a. Mustafa Topal aslında bir din adamı. Evet. Şehidim bu toprak seni basacak bağrına. Dedeğin kanı var mayasında yad değilsin. Kimi kurşunla şehit iman vatanı uğruna, kimi şen gibi daldığı uykuya tek değilsin diyor. Efendim siz bu Mustafa Topal Bey'le karşılaşmadınız herhalde. Yok, onunla hiç tanışmadım hocam. Ben de ilk defa gördüm. Evet, onunla hiç tanışmadım. Evet. Burada benim sadece şahsen tanıdıklarımı söylüyorum ben. Evet. İbrahim Düger hocam, Rıfat Çakır Bey, tabii siz Zübeyde Gökbulut hocamız, evet tanışıyoruz. Nermin Akkan hanımefendiyle tanışmadık. Evet. Abi Avcı Köseoğlu, ondan şahsen tanıştık birkaç yerde, şiir akşamları. Kadir Güven'le yine Denizli'de beraber olmuştuk biz. Şerife Gündoğdu Hoca Hanım zaten benim malum işte hanım köylüyüm. Hayatınızda hanım köylüm çok benim. Yeniden. Evet, bunlar eniştesi sayılırım ben. Evet. Evet, buradan da selam gönderiyoruz. Evet. Mustafa Topal Bey ile tanışmadık gerçekten. Murat Duman'la da biz onunla tabii yani gıyaben tanışıyoruz ama sanki bir gönül köprüsü kurmuşuz gibi gayet samimi. Bana bir şiir kitabını göndermiş, siz getirdiniz. Ben getirip teslim ettim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah onu da okuyacağım. Ayşe Paslanmaz hanımefendiyle yıllardır tanışıyoruz zaten. İlk Elazığ'a gelmişti. Ondan sonra şeyde de yine Sarıkaya'da falan beraber olmuştuk onunla. Yunus Kara'yla tanışmadık henüz. Yok Şerife Apaydın hanımefendiyle İzmir'den, onunla da tanışıyoruz birebir şahsen. Evet, Veysel Turgut Bey'le zaten Kırşehir'de tanıştık onunla beraber. Şimdi Sayın Gürbüz, bizim Çerkez kızı Mustafa Topal'a da bir dörtlük göndermiş. Evet. Mustafa Hoca'nın rehberi Kur'an, arı duru Türkçe diline vuran, Firavun'a karşı Musaca duran, bunları konuklarken de Aksaray demiş. Elbette. Evet. Doğru. Güzel demiş. Evet hocam. Şimdi geri gidiyoruz efendim. Hocam benim... Burada... Benim sayfaya geldik. Evet. Benim için de bizim tabii Çerkez kızı neler yazmış? Ahmet hocam dersen Şafii'nin eli. Tıbbiye atıfta bulunmuş. Evet. Sonrası da adam evveli. Sol yanı deryahtır kendisi veli. Bunları konuklarken de Aksaray. Bizi de hüsnü zanda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel, teşekkür ederiz. Evet, şimdi hocam. Geçelim efendim. Zübeyde Gökbulut. Evet. Zübeyde Gökbulut aslen Sivaslı. Evet. Kırşehir'e gelin gitmiş. Evet. Amenna bir öğretmen. Evet, evet. Fakat fevkalade disiplinli, istikrarlı, çok iyi de bir şair. Evet. Ondan vazgeçtik. Ben her gördüğümde söylüyorum ya, diyorum sen bakan olacak adamsın. Ama en son bir kasa geçirdi. Allah muhafaza etti. Allah korusun. En son gördüğümde bir kere dedim ki ya vallahi Zübeyde Hanım sen bakan olacak, Zübeyde Hanım bakan olacak adamsın. Dedi abi onu düş. Bu kasadan sonra dedi yapamam. Yani gözü kesiyordu. Gerçekten de yapar. Doğru, en güzel şekilde yapar. Kendisine buradan selam gönderiyoruz. Ama beyine de bakalım hele bizim Çerkez kızı bu Zübeyde Hanım'a ne demiş? Bunlara mecburen bakacağız. Tabii doğru. Ama ben Çerkez kızına en son söyleyeceğimi söylerim hocam. Yüreğiyle duyar yeter ki eydi. Denkliği hiç yoktur ağada beyde. Bu derya yüreğin adı Zübeyde. Bunları konuklarken de Aksaray. Bu Nermin Hanım mı? Şimdi gelelim Kadir Güven'e. Kadir Güven'i tanıyorsunuz. Evet, Kadir Güven'i tanıyorum. Kadir Güven'i ben o ilk defa gördüm. Sahnede de gördüm. Kadir Güven aslında dolu bir insan. Göründüğünden çok daha farklı bir dünyası var. Hayal dünyası çok güzel. O mütevazi bir insan. Evet. Mütevazi bir insan. Ayrıca ondaki üslup şu. Rahmetli Cemal Safi'nin üslubu. Evet. Normal konuşmalardan çok güzel şiirler inşa ediyor. Ve dolu olmasa zaten bu kadar güzel şiir yazamaz. Evet, doğru. Bakalım bizim Çerkez kızı bunu ne yazmış? Kara Kadir adı Çanakkale'dir. Dostuna kapıdır, kilit kaledir. Bayrak direğidir, göğe kuledir. Bunları konuklar diyor kendi Aksaray. Ona buradan Kadir Bey'e de bir selam gönderelim. Selam olsun, evet. Kütahya'da kendisi zaten. Kemalettin Kalkan'ı tanıyorsunuz. Evet, tanıyorum hocam. Evet. Iğdır'da biz tanıştık Kemalettin Bey hocayla. Gerçekten çok büyük ilgi gösterdi. Nerede tanıştınız? Iğdır'da. Evet. Iğdır'da bir şiir programı vardı. Kemalettin Bey Azerbaycan Kabadayı hocamın bir programı vardı. Onun ben bir şiirini biliyorum. Ağla gitar, ağlatar gibi. Buna benzer bir şiiri var. Ben o şiiri muhteşem bir klasik şiir zannediyorum. Onunmuş. Heceye fevkalade hakim, dolu bir insan. Güçlü bir kalem. Aynı zamanda disiplinli bir insan. Ve tabii her gün en güzel tarafı vefalı bir insan. Evet. Bakalım Çerkez kızı buna ne yazmış? Ankara'da şimdi kendisi zaten. Ankara'da şimdi milli eğitimde görevli. Evet. Kemal kardeşimin deruni sesi, kalp derdine derman idi nefesi, sevi dolu idi sözcük kesesi, bunları konuklarken de Aksaray. Evet. Şimdi bir Azerbaycan'dan bir tek konuğumuz vardı. Günay Neriman. Evet. Hazar şiir akşamlarına müteaddit defalar gelen bizim Akif Ahmetgil vardı. Onun yakını, onunla tanışıyorlar. Bu da tabii klasik, geleneksel şiire aşık bir zat. Çokça şiirlerini okuduk ama bakalım Çerkez kızı ne yazmış? Kandaşımız Günay Neriman bizim. Nar şerbetimizdi o hepimizin. Azerbaycan kardeşi ülkemizin. Bunları konuklar kendi Aksaray. İzleyiciler için tekrar hatırlatalım. Bu kendi Aksaray kelimesi çok önemli. Evet. Aksaray Belediyesi bütün bu kendi Aksaray ifadesini Aksaray'ın giriş çıkışı heyine yazmalı. Niye, bu neyi kastediyor? Evet. Kendi Aksaray derken Konya Niğde değil, kendi Aksaray kendi diyor. Aksaray, yani Aksaray artık rüştünü ispat etmiş. Zaten ispat etmiş. Bir şehir olmuş. Bağımsız yani. Bir şehir olmuş. Yanlışlıkla tabii, zaten alınmıştı. Bunu demek istiyor. Yani. Şemsettin Küzeci Elazığ Hazar şiir akşamlarına müteaddit defalar geldi. Evet. Kendisi Kerküklüdür. En azından bulunduğu her zamanda, her mekanda Kerkük davasını resmetmek, anlatmak arzusundadır. Orada da çok güzel Kerkük'le ilgili belli ifadelerde bulundu. Ve bizim Nermin Akkan hocamız onun hakkında ne dedi? Şemsettin Küzeci Kerkük ozanı, gönlüne gömüyor düzen bozanı, Rabbim ipeklesin daim kozanı, bunları konuklar kendi Aksaray. Efendim sırayla gidiyoruz. Şerife Gündoğdu. Evet. Şimdi burada durmak lazım. Eskişehir'di. Hanımefendi bir şair. Evet, evet. Eşi de beraber idi. Evet, evet. Eşini de gördük ama onlar bize Eskişehir'de Mehmet Ali Kalkan, İbrahim Sağır üstadımızdan selamlar getirmişlerdi. İbrahim Sağır üstadımız gerçekten Yunusvari bir insan. Gerçekten sırların sırrına ermiş ve onu mısralarına taşımış. Şerife Gündoğdu o kıymetli zatın talebesi. Artık Şerife Hanım bizi telefonda görüştürdü. Bütün bunlardan sonra Eskişehir'e gitmek de farz oldu. Aynen öyle, doğru. İnşallah hocam. Gideceğiz. İnşallah bakalım hocam. Bizim Çerkez kızı Şerife Gündoğdu'ya ne yazmış? Şimdi gül çiçek Şerifem eniştem ersin. Mutluluğunuz tamamına ersin. Her muradınızı yaradan versin. Bunları ağırlar kendi Aksaray. Ne kadar güzel hocam ya. Şerife Gündoğdu böylece geçtik. Hava Avcı Köseoğlu. Bu Hava Avcı Köseoğlu aslen İspirlidir. Evet. Ben birkaç toplantıda beraber oldu. Yani karşılıklı sohbet ettik. Fevkalade mütevazi, samimi, gönlünden geçen yüzünde olan bir arkadaşımızdır. Evet, ben onun zaman zaman da takılırım. Biraz da bu, yahu diyorum Havva mı ismin Hava mı? İsmi Hava'ymış. Evet. Zaten Hava olduğum belli dedim kardeşim. Bir oradasın bir buradasın Hava gibi. Şimdi en son Arapgir'de görüştük. Evet. Arapgir şiir akşamlarında görüştük, sonra da buraya geldi. Vallahi biz uzun uzadıya anlatmak yerine en iyisi bunu şeye havale edelim. Şiirden dört. Evet, Nermin Hanım'ın evet. Hanım'a havale edelim. Hava canım dersen gülüşü gülşen, yüreği Gülistan dilde gülüşen, varlığıyla gelir kaybolan neşen, bunları konuklar kendi Aksaray. Şimdi bu Hava Avcı Köseoğlu İzmir'de ikamet ediyor. İzmir bugünlerde çok şenlendi. Bizim Şerif Kutlu'da hocam tabii, oraya gitti. Tabii o da oraya gitti. Evet aynen öyle. Nusret Dede'nin torunu evet. Evet, Erhan Saraçoğlu orada. Evet hocamız da. Bizim pek çok gönül dostumuz da orada. Ya, yani bir gün inşallah. İşte tanıştılar onlar da bir vesile olmuş oldu. Şerif Hanım'la tanıştık İzmir'den. Evet. Yani tabiatıyla bir İzmir'e yolumuz düşse İnşallah. Kahve içecek çok İnşallah. Dostumuz İnşallah. Var öyle görünüyor. Evet evet. Evet bu katılan şairlerden bahis de bir bakalım. Şimdi geldik Nermin Akkan'a. Evet. Nermin Akkan Kafkasyalı. Gerçekten bir samimi Çerkez kızı. Ben öyle takılıyordum. Evet. Yalnız Kafkas dağlarının karlı heyula gibi manzaralarının yanında gönlü biraz yücelerde. Allah ve Resulüne gerçekten muhabbet ediyor ve o muhabbeti gönlünde taşıyor. Böyle olunca Cenab-ı Allah da onu seviyor ki olmadık yerde olmadık güzel duygular yaşatıyor. Şimdi ben bütün bunları kendi ağzından dinleyince kendisi evet. Cümle aleme şiir dörtlük yazmış. Ben de ona bir hızımı alamadım. 2, 4, 5, 10'luk bir şey yazdım. Bir dinleyelim hocam. Şimdi bir dinleyelim. Tokat'tan kaynayan pınar. Çağlayanlar kura kura, aleme bereket saçar. Tuttuğu el ve gönülle kendi de koşar huzura. Karlı Kafkas dağlarınca Rabbine gönül dolusu muhabbet taşır usulca. Velhasıl bu Çerkez kızının evveli su, ahiri su. Yani eskiler ne diyor? Su gibi aziz berrak olasın. Su gibi berrak olasın. Ya su gibi millete faydan olsun. Bizim de Nermin Akkan'a hediyemiz bu olsun. Çok güzel hocam. Geldik Veysel Turgut'a. Evet. Veysel Turgut Kırşehirli. Kırşehirli, evet hocam. Şimdi Veysel Turgut hakkında aleyhinde konuşamayız. Çünkü ben Kırşehir cezaevinde siyasi sebeplerle tutuklu kaldım. Evet. Veysel Turgut da bana ekmek taşıdı. Şimdi ekmeğin hatırı var. Tabii, bir doğru. Şey söyleyemeyiz. Ama tabii Veysel Turgut şu anda orada olur. Gerçekten, evet. Dernek başkanı. Evet, evet, yani evet. Kırşehirli yazar ve şairlerin başkanı. Bizim gönlümüzde zaten hocam, yeri ayrı. Çok değerli bir insan. Onu görünce hemen bütün Kırşehir'de ne kadar gönül dostu var, hepsinin şeceresini alıyorum. Evet. Hele bakalım bizim Çerkez kızı buna ne yazmış? Gönlündeki sevgi coşkun akan sel. Nasihatı Türkiye her daim yüksel. Ağalar ağası hasıdır Veysel. Bunları konuklarken de Aksaray. Evet efendim, bunu geçtik. Şerife Apaydın'a geldik. Yani bizim İzmirli Şerife Hanım'a. Evet. Ona bakalım bizim Nermin Hanım ne yazmış? Şerife dediğin güle gül ekler. Bahası olamaz senetler çekler. Gül yüzünde açar bütün çiçekler. Bunları konuklarken de Aksaray. Çok güzel. Efendim gelelim Yunus Kara'ya. Yunus Kara Artvinli. Evet. Artvin'in sarp bir coğrafyası var. Ama ben şunu gördüm. Artvin'e birkaç kere gittim. Evet. İnsanları inanılmaz güzel. Tertemiz bir gönülleri, yürekleri var. Ve bunları şiirlerine de, yazılarına da aksettiriyorlar. Yunus Kara Düzce'de kalıyor. Coğrafi olarak etrafında bir edebi çevre yok. Ama şiir akşamlarına katılır. Evet. Daha sonra buradaki dostlarla irtibatını kesmez. Ve gerçekten çok güzel bir noktaya gelmiş bir arkadaşımız. Ona Nermin Hanım ne diyor? Yunus'un gönlünde derya deniz var. İki hoş sohbetle derdini savar. Kelamı, kalemi en kayım duvar. Bunları konuklarken de Aksaray. Çok güzel. Efendim geldik Ayşe Paslanmaz'a. Bu Ayşe Paslanmaz Ürgüp'teydi. Evet, şimdi Nevşehir'e taşınmış. Evet. Ayşe Paslanmaz da gerçekten Nevşehir'e güzel şeyler yapmaya çalışan, en son bir çeşme yapmıştı. Yani şiiriyle, sözüyle, kültür programlarıyla epey emek çekmiş ama bir de hızını alamamış. Evet. Bir yolun kenarına çok güzel bir çeşme yaptırmış. Güzel, sizi doğru. Çok iyi tanıyor. Çok tanıyor, evet. Türkiye'deki kültür olaylarıyla alakadar. Onları disiplinli bir şekilde takip de ediyor. Bakalım hele bizim Nermin Hanım ona ne yazmış? Buradan Ayşe Hanım'a da selam olsun. Ayşe. Sizi de iyi tanıyor. Evet. Ayşe Paslanmaz'ım Ihlara ile. Yücelir etkinlik gelirken dile. Duru sular gibi dolar sebile. Bunları konuklarken de Aksaray. Evet geldik Murat Duman'a. Murat Duman sizi tanıyor. Evet, onunla bir karşılaşmışsınız. Sağ olsun. İsmen tanıyor. Şiir kitabına göndermişsiniz. Kendisi Yozgatlı. Evet. Şimdi tabii şiirde ince bir musiki var ama Murat Hoca hem şiir hem musikiyle alakadar. Bestekar da aynı zamanda. Bestekar aynı zamanda. Tabii. Yani ben şimdi şiirdeki ince musikiyi belki yakalayabilirim ama beste yapmak hiç imkansız. Bana tabii, aynı anda ikisini yapmak çok zor. Murat Duman Hoca bunu da biliyor. Evet, evet. Bakalım buna bizim Nermin Hoca ne yazmış? Murat Duman dersen sayrı haliyle. Çünkü oraya geldiğinde bir böbrek rahatsızlığı vardı. Evet, evet, doğru. Gönül gönüleydi tüm haliyle. Sahne doldu taştı zatı haliyle. Bunları konuklarken de Aksaray. Evet efendim gidiyoruz şimdi. Şimdi Murat Hoca'nın sağlık durumu iyi yani. İyi aslında. Yine küçük bir rahatsızlığı vardı. Biz Ankara'ya gitmiştik işte. Aslında telefonlaştık da rahatsızlığından dolayı yani görüşemedik. Evet. Biz orada gelemedi. Evet. Şimdi hocam orada Arif Delen diye bir saz sanatkarı ama aynı zamanda Ozan bir arkadaşımız bize gerçekten çok güzel bir müzik ziyafeti verdi. Ve tabii bu halk tarzında irticalen söylediği çok güzel şiirlerle bu işi icra etti. Bunu da tabii Nermin Hanım çok güzel bir şekilde mısralarına taşımış oldu. onu ne diyor? Arif ozanıma bin bir teşekkür. Neşet ile birlik ettik tefekkür. Tanımak, tanışmak binlerce şükür. Bizlere konuklarken de Aksaray. Bunu da böyle yad ediyor Nermin Hanım. Biz de yad etmiş olduk. Şimdi gelelim bizim Mehmet Çil hocamıza. Evet. Mehmet Çil Güzelyurt'ta bir de kalabalıktan uzak bir mekanda, bir köyde çok güzel bir bahçesi olan, köyünde kendi dünyasında yaşayan bir insan. Bir de böyle kalın bir defteri var. Muhasebe defteri gibi. Oraya çok güzel aklından geçen yazdığı şiirleri nakşetmiş. O fevkalade güzel bir hadise. Ben şimdi Aksaray Üniversitesi ile irtibatım olsa, bütün samimiyetimle söylüyorum, buradaki edebiyat bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne ona yüksek lisans tezi veririm. Çok güzel bir çalışma. Aksaray mesela Güzelyurt Gazi Emir diye başladığı bir şiirinde, evet, Aksaray şehrinin sayın valisi, gezdiğin yollar dar Gazi Emir'in, dağ maden kokar işleri çarşı, çoktur sorunları sor Gazi Emir'in diyerek, yani hayatın içinden çok güzel gündelik kelimelerle, gündelik konuşmalarla güzel eserler veren bir insan. Evet. Mehmet Çil hakkında tabii Nermin Hoca boş durmaz. Güzel bir şey yazmış. Evet. Mehmet Ağam geldi kendi sanıyla, şapkalı filozof hem lisanıyla, ağabey karındaş ve dost yanıyla, bunları konuklar kendi Aksaray demiş. Bunun tabii şeyi de önemli. Yani bu şapkalı filozof kelimesi şöyle önemli. Evet. Bunu bir toplantıya çağırmışlar. Şapkasıyla gitmiş ama orada icra ettiği konuşma ve şiirler böyle bir ünvanla dönmesini temin etmiş. Evet. Yaşar Akbaş, Kuyumcular Dernek Başkanı ve programın başından sonuna kadar bizimle olmuş bir, evet, arkadaş. Yaşar Akbaş bütün bu gayretlerini samimiyetle icra etti ve onu Nermin Hocam, Yaşar Ağam tartar altın gümüşü, kendi kendinedir her bir yumuşu, uykusunda gelir şiir vuruşu, bizleri konuklarken de Aksaray diye resmetmiş. Efendim, programımızın sonuna geldik. Son bir kişiden bahsetmemiz, evet, lazım. İshak Pekgöz, biraz evvel bahsettiğim Aksaray Kültür Derneği'nin başkanı, evet, aynı zamanda din görevlisi. Onu Nermin Hanım, İshak Başkanım ki kendisi şiir, her şiiri aşka, hayata dair. Mutlu geldi gitti her bir misafir, bizlere konuklarken de Aksaray diye yad ediyor. Efendim, biz yüreğine sağlık, hakikaten çok güzel yazmış. Biz yani bütün dostlara, bu, evet, sohbetimizde Aksaray, Yunus Emre şiir şöleninden bahsettik. Siz de şairsiniz, programımızın sonu geldi. Evet, bir şiirinizle programımızı kapatalım. Peki hocam. Şimdi bu şiir kitabına verdiğimiz ismi Gönül, evet, penceresini okuyayım ben. Evet. Gönül pencereni arala biraz. Dinmiyor hasretin, görmeye geldim. Yüzüme gülümse, nedir bunca naz? Saçını koklayıp örmeye geldim. Dalarsa gözlerin derin uykuya, rüyana al beni, sar doya doya. Umut çiçeklerim kanmıyor suya, vuslat baharına ermeye geldim. Ne olur, ne olur zulmetme boyun bükene, bülbülün isyanı gülsüz dikene, bu hicran reva mı sevda çekene, açıver kalbini girmeye geldim. Haykırsam uzaksın, duyulmaz sesim, solsa da şen yüzüm sensin hevesim, isterse tükensin en son nefesim, bir ömür nedir ki, bir ömür nedir ki, vermeye geldim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bir Ardıç Dalı sohbetlerinin sonuna geldik. Kıymetli konuğumuz şair Mahir Gürbüz'le Aksaray 2. Uluslararası Ihlara Vadisi Yunus Emre şiir şölenini biraz da şairce anlatmış olduk. Aksaray, Ihlara ve bütün Türkiye, bütün güzellikleri bize bahşeden Cenab-ı Allah'ın bize hediyesi. Bu hediye ebediyen sonsuza kadar hiçbir şekilde zeval görmesin. Hepinize iyi akşamlar, evet, diliyoruz. Hocam. Bir de bütün gün buradan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.